Sen vereyim mi oradaki? Adam var ya. Güzel tatil, dinleme hakkı dahil verilmeyerek adeta köle gibi çalışan fırın işçileriyiz. Bizler sabahın ilk ışıklarında gece yarına kadar halkımıza ekmek üreten fırın işçileriyiz. Bizler ailesine, çocuklarına hasret kalan, bayramlarda, taziyelerde hemen hemen her gün çalışan fırın işçileriyiz. Bu kölelik düzenine artık yeter diyoruz. Kamuoyunda bilindiği üzere defalarca yasalara aykırı oluşan bu çalışma koşullarının düzeltilmesi için fırın işverenleri başta olmak üzere yetkili tüm kurumlara sendikamız DİSK Gıda İş ile birlikte çağrı yapmıştık. Ancak geri dönüşüm alamadı. Bugün bu meydanda iş bırakarak bir kez daha uyarımızı yapıyoruz. Haftada 45 saatten fazla sigortası çalıştırmak suçtur. Buradan fırın işverenleriyle bir kez daha sesleniyoruz. İşçisini bu koşullarda çalıştırmak bu ülkenin anayasasına göre suçtur. Yasaya göre işveren çalışanın haftada 45 saat üzeri çalışması suçtur. Sigortasız işçi çalışma bu ülkenin yasalarına göre suçtur ve cezası vardır. Buradan yetkili kurumlara bir kez daha sesleniyorum. Tüm fırın denetlenmesini ve ülkenin iş yasasına aykırı işçi çalışan tüm fırın işverenlerine yaptırım uygulanmasını talep ve arz ediyoruz. Bir, taleplerimiz çalışma saatleri haftada 45 saati geçmemek şekilde düzeltilsin. İki, haftanın 1-2 gününde tatil olarak belirlensin. Özel günlerde, bayramlarda, yaslık günleri ve izin haklarımız sayılsın. Yanı sıra yılda en az 24 günlük izin hakkımız sağlansın. Üç, yasa dışı biçimde sigortasız işçi çalışan fırın denetlensin. Ceza işlem uygulansın. Sigortasız çalışan tüm arkadaşlar sigorta girişleri yapılsın. Bu taleplerimiz karşılanana kadar mücadelemiz sürecektir. İnsan gibi çalışacağım bir iş için ekmek davamız için verdiğimiz bu mücadele Ahmet halkının da yanımda olacağından şüphemiz yoktu. Direne direne kazanacağız. Yaşasın Ahmet fırın işçileri emek davası. Gıda İş Sendikası Ahmet fırın işçileri komisyonu. Buradan direne direne kazanacağız. Fırın işçisi arkadaşlarımızın bu mücadelesi dün başlamadı. Yıllardır her fırsatta kamuoyunun karşısına çıkıp yetkili kurumlarla görüşüp burada yaşanan hukuksuzluğu, yasa dışı uygulamayı terk edilmesini istiyorlar, haklarını savunuyorlar. Ne istiyor bu işçi arkadaşlarımız? Diyorlar ki biz 10 yıllardır bu fırınlarda günde 10 saat, 12 saat, 14 saat çalıştırılıyoruz. Bizim sigortalarımız ödenmiyor. Dolayısıyla bu işçi arkadaşlarımızın sigortaları ödenmemekle hem kendi emeklilik hakları, tazminat hakları, çocuklarının geleceği, ailelerinin geleceği çalınıyor. Bu hukuksuzluğa bir an önce son verilmelidir. Buradan Çalışma Bakanlığı'na sesleniyoruz. Burada işverenler sigortasız işçi çalıştırmakla suç işliyorlar. Bu işlenen suça sessiz kalmayın, kulaklarınızı tıkamayın. Derhal buraya müfettişler atanmalı, bu fırınlar denetlenmeli ve bu işçi arkadaşlarımızın ana sütü gibi hakkı olan sigorta hakkı bir an önce ödenmelidir. Burada sorumlu sadece sigorta kurumu, Çalışma Bakanlığı değildir arkadaşlar. Az önce arkadaşımız ifade etti. Burada fırıncılar odasıyla da daha önce görüşmeler yapıldı. Bakın bundan 2 sene önce 2021 yanılmıyorsam okuyacağım size. O dönem genel başkanımız Seyit Aslan'la arkadaşlar şunun bilinmesini istiyoruz. Biz kavga etmek istemiyoruz. İş yerlerimizde huzur istiyoruz.
Çoluk çocuğumuza helal ekmek götürmek istiyoruz. Ancak fırın işverenleri suç işleyerek, bizim sigortalarımızı ödemeyerek, tatil haklarımızı tanımayarak suç işlemeye devam ettikleri sürece biz kavga etmekten vazgeçmeyeceğiz. Hakkımızı da sonuna kadar arayacağız. Burada bulunan fırın işçisi arkadaşlarımız sanılmasın ki bu kadardır.